Yeni bir araştırmaya göre, uzaktaki bir bebek yıldızı inceleyen gökbilimciler, sonunda dünyadaki suyun kökenini açıklayabilecek bir kayıp halka buldular. Gökbilimciler, Orion takım yıldızında dünyadan 1300 ışık yılı uzaklıkta, bir protostar olan ve 883 Orionis'te güçlü bir radyo teleskopu eğiterek, dünya çevresindeki kuyruklu yıldızlarda bulunana yakın bir kimyasal bileşime sahip gazlı su tespit ettiler. Bu kuyruklu yıldızlar tarafından eski dünyaya iletilen suyun, güneşten daha eski gaz bulutlarından geldiğine dair hayati bir kanıttır. Gökbilimciler daha önce suyun gaz bulutlarından, genç yıldızların etrafındaki gezegen oluşturan disklere ve daha sonra kuyruklu yıldızlardan, gezegenlere hareket ettiğini gözlemlediler. Ancak zincirdeki kayıp halkanın, genç yıldızlardan kuyruklu yıldızlara giden adımın, anlaşılması zor olduğu kanıtlandı. 8 Mart'ta yayınlanan yeni bulgularda, araştırmacılar nihayet boşluğu doldurdu. Ve 883 Orionis, bu durumda kayıp halkadır. Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevinden bir astronom, yaptığı açıklamada diskteki suyun bileşimi, kendi güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızlarınkine çok benziyor. Gezegen sistemlerindeki suyun milyarlarca yıl önce, güneşten önce, yıldızlar arası uzayda oluştuğu fikrini doğruluyor. Hem kuyruklu yıldızlar hem de dünya tarafından miras alındı, nispeten değişmedi. Yıldızlar başlangıçlarını, yavaş yavaş çöken ve birleştikçe ısınan, devasa toz ve gaz bulutlarında bulurlar. Bir protostar şekillenmeye başladığında, buluttan arta kalan yapı taşları, yeni yıldızın etrafında bir disk oluşturur ve, milyonlarca yıl boyunca bir araya gelerek, kuyruklu yıldızları, asteroidleri ve gezegenleri oluşturur. Bir gezegen oluştuktan sonra, şimdi milyonlarca kuyruklu yıldızın içinde donmuş olan, gezegen diskinden gelen su, yeni dünyayı kozmik kar topları gibi yağdırır. Araştırmacılar, yıldız oluşturan bulutlardan gelen suyun, donarak gezegen disklerinin içindeki, kuyruklu yıldızlara dönüştüğüne dair kanıt bulmak için, gaz bulutlarının yaydığı belirgin radyasyonu tespit etmek için, Kuzey Şili'deki 66 radyo teleskoptan oluşan, bir dizi olan Atacama Büyük Milimetre 6 dizisini kullandılar. Ve 883 Orionis çevresinde diskin iç kısmında suyu tespit ettiler. Su genellikle iki hidrojen atomuyla bağlı bir oksijen atomundan oluşur, ancak yarı ağır ve ağır su olarak bilinen, hidrojen atomlarından birini veya her ikisini, döteryum için değiştiren iki varyantta bulunabilir. Hidrojenin bir izotopu veya versiyonu çekirdeğinde, normal protona ek olarak bir nötron bulunan, yıldız sistemlerinin çevresinde bulunan basit ve yarı ağır su farklı koşullar altında oluştuğundan, ikisinin oranını bulmak, yıldız sistemi boyunca suyun hareketlerini izlemeye yardımcı olabilir. Ve 883 Orionis çevresinde bulunan, basit ve yarı ağır su oranının ölçülmesi, güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızlara benzer, bir kimyasal bileşim ortaya çıkardı. Araştırmacılar, genç yıldızın etrafında asılı duran suyun dağılımını çizerek, gezegen diskinin dünya okyanuslarındakinden en az 1200 kat daha fazla su içerdiğini buldular. Araştırmacılar çalışmada, disklerin suyu doğrudan yıldız oluşturan buluttan, miras aldığı ve bu suyun kuyruklu yıldızlar gibi, büyük buzlu cisimlere dahil olduğu sonucuna vardılar. Araştırmacılar, suyun kozmostan gezegenlerin yüzeyine yolculuğundaki eksik adımın, ilk kanıtını bulduklarına göre, Avrupa Uzay Gözlemevi'nin planlanan, son derece büyük teleskopu ile sistemi, daha ayrıntılı bir şekilde incelemeyi planlıyorlar. 2028 yılında ilk gözlemler yapılacak.